ama havalen ve dere amade. İri ruja pazdehi limeşe azadiye ruja pazdehi sıbatı komplo em gehiştin halfeti nizi amara. Unvaka ruja kese ku limeşe amade cihwe girti havalen ku gele ku yürüme peşvazi dike em sıpaz dikin. Navavi meşe amade nünerin partiyen siyasi parlamenterin me nünerin saziyen civakiyen demokratik nünerin tevgerin jina nünerin civana nava medhebu. Sen nava hamua az jardi spastari her bajare ku emte de derbaz buyi jigeli khore dikim. Disa hevserukin meyin DBP Brez Çiğdem Kılıç Gündü Çar u keskin bayındır. Disa hevseruke partiya SP Brez Şahin Tümüklü evji nava medeye em khayri khatına jubiji tıkvazın. Naha meşame ku pazdar uja İru hatına maya ve dere selna ve hamu gelime selna ve meşvana selna ve rehistine tevayi ve hevseruka maya partiya gişti ADBP Brez Çiğdem Kılıç Gün Uçar ve Bağı ve Kerim ki. Merhaba değerli basın emekçileri, merhaba değerli halkımız, hepinizi özgürlük yürüyüşü heyetimiz adına saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yürüyüşümüzün 15. günü. Biz sadece özgürlük yürüyüşü gerçekleştirenler yürümedik. Gittiğimiz her ilde, her ilçede binler, yüz binler, milyonlar olarak yürüdük. Gittiğimiz her toprakta Kürdistan topraklarının tarihini giyinerek yürüdük. Yürüdüğümüz bütün yollarda Kürt halkının mücadele duraklarından nefes alarak yürüdük ve bugün Halfeti'deyiz, halkımızla birlikteyiz, bir aradayız. Elbette bu yürüyüşü gerçekleştirirken yürüyüşümüzü, amacımızı kriminal hale getirmek isteyen güçler, iktidar, devlet durmadı. Buradan açık ifade edelim, bu yürüyüşün sahibi Kürt halkıdır. Bizim en büyük örgütümüz halkımızdır. Bizim en büyük rehberimiz halkımızdır ve halkın barış talebidir. Biz yaklaşık 100 yıldır Cumhuriyet tarihi boyunca eğitim adaletsizliğinin, ekonomik adaletsizliğin, savaşın dayatıldığı bir coğrafyadan barışın sesini, eşit ve özgür bir yaşamın sesini yükseltmeye devam eden, bunun mücadelesinde ısrar eden, vazgeçmeyen bir hareket olarak, bir mücadele olarak karşınızdayız. Bugün 15 Şubat 1999 yılında Sayın Öcalan Türkiye'ye getirildi. O dönemin koşullarında Sayın Öcalan'ın hapsedilmesi Kürt sorununun çözümü olarak, Kürt sorununun bastırılması, Kürt gerçekliğinin bitirilmesi olarak tarif edildi. 25 yıldır da tecrit altında Sayın Öcalan. İlk getirildiği günden bugüne hem Türkiye için, hem Kürdistan için, hem Orta Doğu coğrafyası için, hem de bugün geldiğimiz aşamada tüm dünya halklarına bir seslenişi var Sayın Öcalan'ın. Bütün ulus devlet anlayışlarına, bütün kapitalist moderniteye bir alternatif sistem tarif ediyor. Ve bu sistem Rojava'da hayat buldu. Türkiye için Kürt sorunu karşısında parmağını dahi kımıldatmayan, gittiğimiz bütün illerde tıpkı barışın kapısını kapatır gibi polisin, güvenlik güçlerinin önümüze engel olarak koyan devlete açık ifade edelim. Kürtler direnişinden vazgeçmedi. Bunun en büyük tanığı sizlersiniz. Hem gerçekleştirdiğimiz 15 günlük yürüyüşte hem de sizin tanıklık ettiğiniz tarihsel yolculuğunda. Dolayısıyla biz bugün geldiğimiz aşamada Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülebileceğini biliyoruz, inanıyoruz ve tüm Türkiye halklarını, iktidarın elimizden almaya çalıştığı özgüvenimizi, örgütlenmemizi ve cesaretimizi birleştirelim istiyoruz. Bu ülkede çok ciddi bir hakikat var. Bu hakikat Kürt hakikati ve artık çözülmeye muhtaç bir hakikat olarak önümüzde. Hem devlete hem de savaş politikalarında ısrar eden bütün akıllara Halfeti'den, tam da bu mücadelenin merkezinden sesleniyoruz. Bu sorun çözülecek ve çözümün gücü olarak da
Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlük koşullarının sağlanması gerekiyor. Şubat 1999 yılında başlayan uluslararası komplo, Türkiye Devleti'nin kendi hukukunu, kendi anayasasını, imzacısı olduğu uluslararası hukuku ayaklar altına alarak yürüttüğü bir tecrit sistemine devam ettiriliyor. Bu tecrit sistemine karşı Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de Kürtler haklarından, taleplerinden, ortak yaşam iradesinden vazgeçmediler. Ve bunların hayat bulması için tam da küresel güçlerin, hegemon güçlerin Orta Doğu coğrafyasına bir bela olarak yarattıkları IŞİD barbarlığıyla çok güçlü mücadele ettiler. Kürt halkı genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle yeni bir dünyanın, yeni bir yaşamın, eşit, özgür bir yaşamın kapısını açtı. Her birimiz biliyoruz, bu kapıyı açan el Sayın Öcalan'ın paradigmasıdır. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey de bu paradigmanın bu topraklarda, bu coğrafyada hayat bulmasıdır. Yürüyüşümüz meşrudur. Yürüyüşümüz bizim yıllarca taşıdığımız haklı emeğimizin, haklı mücadelemizin adıdır. Bugün yürüyüşümüzü burada sonlandıracağız ama Sayın Öcalan özgürleşinceye kadar, Sayın Öcalan'ın sesi Türkiye'de herkese ulaşıncaya kadar ve Kürt sorununun çözümü gerçekleşinceye kadar bu konuyla ilgili mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Bu yol hepimizin, bu yolun sonundaki özgürlük de elbette ki hepimizin olacak. Emek veren bütün arkadaşlarıma, sahiplenen tüm halklarımıza sonsuz teşekkürler. Emek bizim, mücadele bizim, özgürlük de elbette ki bizim olacak.